Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Bizler acaba hasta olarak bazen hekimleri çok yönlendirici konumda olabiliyor muyuz genel bakış açısından? Şimdi aslında şöyle bir şey, ya şimdi bu aslında iki taraflı yanlış işliyor. Yani birisi hasta istediği halde yaptıramıyor, bazılarında da aslında hekim yapması gerekirken niye yapmıyor? Mesela şimdi bir hasta geliyor, bir hafta boyunca karın ağrısıyla, üstelik de hani hastanelerin çok olduğu bir yerde, ya çok uygun bir zamanda işte diyelim ki dolaşıp durmuş ama hastanın sorunu bir tane böbrek taşı düşüp mesanenin alt ucunda duruyor yani. Ya niye yapılmamış yani, böylesi bir şey niye yapılmaz gibi de düşünüyorsunuz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Hasta bazen gelip yaptırmak istediğinde, hani diyelim ki ultrasonografi yaptırmak istiyorsa, hani bunun çok bir mahsuru yok, yaptırabilir. Hani en azından psikolojik olarak kendisini tatmin eden bir şey, ya da meme ultrasonu yaptırmak istiyorsa yapabilir. Tiroid ultrasonu yaptırıyorsa yaptırabilir. Ama bazen de şöyle bir şey var, yani gereksiz bir talebin de çok makul bir karşılığı yok. Fakat bazen de gerekli olduğu halde işte dediğim gibi doktorun tarafında atlanılması. Burada bizim yapacağımız da bir şey yok aslında. Yani burada hekimimize bizim güvenmekten başka yapacağımız çaremiz yok hasta olarak. Ya tabii ki şunu söyleyeyim. Yani tümüne topu hekimlere atmak çok tabii yanlış. Ki. Yani bence artık hastaların bilinçlenmesi de gerekiyor. Ama şöyle bilinçlenme Türkiye'de bir sefer hani bu internet ortamı falan çok vahim, kaotik bir ortam. Bence bunu birazcık Batı'da daha iyi yapıyorlar. Yani bu her şeyin derneği kurulduğu için Batı'da. Batı'daki bilgiler o alandaki bilgilerin çok düzgün bir şekilde halk diline çevrilerek. Yani mesela eğer bakarsanız diyeyim ki Amerika'da, İsveç'te, işte İngiltere'de. Yani böbrek taşlı hastaların bile bir derneği var ve bunların bir internet sitesi var. İşte hangi tetkikleri yaptırmaları gerekiyor, hangi bilgilere sahip olmaları gerektiğini. Oradan okuyorlar. Çok güzel bir şekilde. Hı-hı. Ama bizde ise... Yani bakıyorsunuz işte pastaneci bilmem sağlık ürünleriyle ilgili abuk sabuk bir bilgiler oraya koymuş. Yok bizim pastalarımız bilmem şunu şöyle yapıyor, işte şekeri bilmem şöyle düzenliyor falan. Yani hangi çalışmayı yapmış bilmem, peynirci bilmem bir yazı blog açmış. Bu bilgi kirliliği, yani tıp ilgili konularda bilgi kirliliği, hastaların çok yanlış bilgilenmesini ve gelip doktorlara da bu noktada böyle o bilgilerin karşısında bir obsesyonla, işte bir saplantıyla gelip o karşı karşıya kalıyorlar. Bence Türkiye'deki, ben şeyi söyleyeyim, ilk önce bu ortalıktaki aktarlar bilmem işte şunları bunlar satsınlar. Şimdi Asım Hanım, mesela peynirlerini satsınlar, sütlerini satsınlar, yoğurtlarını satsınlar ve sağlıklı olduğuna da inanıyorum. O konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Ama şu tıp konularına, o böyle kendilerine ait bir site oluşturup o konularla ilgili yazı falan filan konulup, işte bizim yoğurdumuz şekeri de şöyle düzenliyor, yok kanseri de şöyle siliyor filan gibi bir şey yapma konusunda hastalara inanılmaz yani bilgilenmelerinde sorun yaşıyorlar. Yani burada hekimle ilerlemek her zaman en doğrusu, mantıklısı olanı olduğunu biz burada bir sağlık programı yapıyoruz ve hekim odaklı bir program yapıyoruz. Söylemek ayrıca lazım. Ben şunu da söyleyeyim. Bu televizyonlara çıkıp böyle şeyler de var. Mesela işte bilmem beslenme şey bir takım adamlar var, işte yol üzerinde de yerleri de açmışlar. Bunu gidiş gençler. Bu insanlar insanlara bitkisel şeyleri için şunu mu? Fakat şu şuna iyi geliyor. Ya kardeşim sen bunun kaç tane çalışmasını yaptın ya? Hangi yayınlar? Yani bugün bir çalışmanın yani 500 bin, 2000'lik bir seri yapacaksın ki yani senin önerdiğin şeyin hani cidden böylesi bir... Yoksa ben hani doğal şeylerin tüketilmesine karşıyım ama şuna da iyi geliyor şeklinde bir insanlara... Konu kanser olunca radyolojide kanserin tanı ve takibinde önemini söyledik. İş aslında bu boyuta kadar da geldi. Evet. Bir şeyin gerçekten hani tıpta kanıtlanabilir, hani kanıta dayalı tıp diyoruz. Yani evet, bir şeyin yani... Kullanıldı. Gerçekten bunun iyi geldiği, iyi olduğu, iyi sonuçlar verdiği ispatlanabiliyorsa bu da bilimsel olarak kabul edilebilir bir şey. Ama diğer türlü
aktarlar dedik. Başka şeyler söylediniz. Ya bu birazcık şeydir yani umut tüccarlığı gibi bir şey. Yani eğer bunlar bu, kanıtlanamıyorsa bunlara da biraz soru işaretiyle yaklaşmak ya lazım. Artık gene insanların tüketimine olanak sağlasınlar. Yani ben buna hiç karşı değilim. Ama böyle çok görünür yerlerde böyle koca koca yerler açıp üstüne bilmem kimin bir takım isimler yazıp buralarda bu kanser hastaları için de böyle. Yani benim 3-4 yıldır takip ettiğimiz bir sürü kanser hastasının buralara çok ciddi paralar döktüğünü de biliyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.